Sunumun arkasındaki mantık aslında biraz bir böyle ön hazırlık yapmak gibi. Sizinle aslında amacımız, benim kafenin amacı aslında sohbet etmek, sohbet arasında soru cevap şeklinde gitmesi. Ama öncelikle hani biraz da ne yapıyoruz? Uzayda radyasyon varsa ne yapalım? Bize ne? Gibi basit bir soruyla başlayayım. Belki benim alanım hakkında biraz size ön bilgi verme amacıyla bu slaytları hazırladım. Uluslararası Uzay İstasyonu gören olduğunu içinizde resimlerini görmek değil, çıplak gözle Antalya'dan çok rahat görünüyor. Çok güzel gökyüzü var burada, inanılmaz. Çok rahat bir şekilde geceliğin çıplak gözle görülüyor. Yıldız kayma değil bu. Yıldız kaymıyor yani, belirli bir hızla gidiyor. Göğün bir ucuna öbür ucuna kadar neredeyse sürekli bir şekilde gidiyor. Epey büyük. Lütfen internetten Google'a girip Uluslararası Uzay İstasyonu gözlemleye girerseniz çok rahat bir şekilde hani saat kaçta, nerede, ne zaman, ne şekilde göreceğinizi görebilirsiniz. Bakın üzerinde de 6 tane astronot yaşıyor şu anda. Hani çocuklara falan da gösterirseniz belki bakın işte 6 kişinin yaşadığı yer diye aslında ilginç olabiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde alfa manyetik spektrometresi isminde bir deney var. Şimdi bu size bir şey ifade etmeyecek. Açıklayayım. Alfa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kod adı. Kod adı Alfa. Alfa. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde demek. Alfa. Manyetik, yani üzerinde bir tane büyük mıknatıs var demek ki. Şimdi bunun da biraz sonra mantığını açıklayacağım. Bir de spektrometre. Spektrometre kelimesini biz bilim insanları ayrıştırıcı olarak kullanıyoruz. Yani isteseydiniz Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerindeki manyetik ayrıştırıcı da diyebilirdiniz. Ama ayrıştırdığı ne? Ayrıştırdığı şey parçacıklar. Artı ve eksi yüklü parçacıklar, uzaydan gelen bu parçacıklar, ışık hızına çok yakın giden parçacıklar, manyetik alanda kıvrılıyorlar. Yollarından düz yolda, değil mi? Düz yolda gider bir parçacık. Normalde düz yolda gitmek yerine manyetik alan onlara bir viraj yapıyor. Viraj sağlıyor ya sağa ya sola. Ve o sağa ya sola kıvrılmalarını ve ne kadar kıvrıldıklarını ölçerek biz uzaydaki parçacıkların, yani biraz önce dedim ya uzay radyasyonunu, enerjisini, momentumunu, yahut daha hatırlayanlar olursa ve yükünü ölçebiliyoruz. Ve bu bize uzaydaki bunları oluşturabilecek olan fizik kuralları hakkında bilgi veriyor. Yani çok yüksek enerjili parçacıklar var. Şimdi diyeceksiniz ki hani büyük hadron çarpışıcı şu meşhur CERN'deki, değil mi? Dünyayı yok edecek falan diye çok konuşuldu. İşte patlatacaklar, çarpıştıracaklar. Medyada bir panik hali. Halbuki hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmayacağını biz, ha kara delik çıkacak. Kara delik çıkacak dediler. Halbuki hiçbir şey olmadı. Biz çok emindik, çok rahatlık sonra. Hiçbir sıkıntımız yok. Neden yoktu? Çünkü biliyoruz ki uzayda daha da yüksek parçacıklar, daha da yüksek enerjili parçacıklar geliyorlar. Atmosferimizin en üst tabakalarına çarpıyorlar ve hala burada 5 milyar yıldan buraya buradadır. Bir yere gideceğimiz yok yani. Kara delik olsaydı son 5 milyar yılda oluşmuştu ve biz de burada değildik zaten. Onun için bu tip olayları, yani uzayda görebileceğimiz olayları araştırmak için uzaydayız aslında. Yani çünkü atmosfere çarpıyorlar, yeryüzüne ulaşmıyor parçacıklar. Bir kısmı ulaşıyor. Biraz sonra onu da gireceğiz. Sizin hayatınızı etkiliyor mu parçacıklar mesela? Evet. Ama bizim ilgilendiğimiz şey bu parçacıklar evrende nasıl hızlanıyorlar? Onları oluşturan şeyler ne? Yüksek enerjiyi hızlandırıcılar mı yapmış uzaylılar? Tabii ki değil. Ama biliyoruz ki işte süpernova patlamaları, nötron yıldızları ve farklı fizik olaylarını araştırıyoruz. Yani benim yaptığım iş bu. 5 metreye, 4 metre, 3 metre boyutunda 7,5 ton ağırlığında bir cihazımız var uzayda. Üzerinde 300 bin elektronik bilgi kanalı var. 650 tane de işlemci var. Bu tabii böyle biraz bilgisayar bilenleriniz için çok ilginç bir rakamlar bunlar. Çünkü uzay için bunlar acayip büyük rakamlar. Hani herkesin çok gurur duyduğu Göktürk 2 uydusunu duydunuz. Göktürk uydusu minnacık bir şey. Bir ton bile değil. Bu uzay için, yani 7,5 ton dediğiniz zaman uzay için devasa boyutlara çıkmış oluyorsunuz. Neden derseniz, uzaya gitmek zor bir şey. Uzaya gitmenin ne kadar zor olduğunu hatta uzun uzun anlatabilirim ama ben çoğunlukla bir örnek veriyorum. Bizim dedektörümüzü uzaya götüren nesne Uluslararası
uzay istasyonuna götüren nesne Amerika'nın Mekik programıydı. Ve bizi STS-134 ekibi 6 astronot uzaya götürdü. 2011 yılında, 16 Mayıs 2011 yılında ben Okya'ya yeni gelmiştim. Kennedy Uzay Merkezi bu fotoğraf, bilmek isteyenler için. Ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Şimdi uzaya gidiş biraz farkındayım, konudan çıkacağım ama ilginç. Uzaya gidiş nasıl, ne kadar zor derseniz ben örnek olarak şunu vermek istiyorum. Şimdi şu uçak gibi gözüken şey, yere uçak gibi inen nesne Endeavour, uzay mekiği. Mekiği denilen kısım. Şimdi mekiği kaldıran, yerden kaldıran burada iki farklı mekanizma var. Bir tanesi şu portakal renkli tank. Bu portakal renkli tankın içinde sıvı oksijen ve sıvı hidrojen var. Sıvı oksijen, sıvı hidrojen. İkisini yakıyor. Yani neye de yakıyor? Suya yakıyor. Hidrojen artı oksijen, direkt su. Çok şey bir reaksiyon. Direkt bir reaksiyon. Bir de sıvıdan yapıyor. Onun toplam ağırlığı, şu portakal nesinin toplam ağırlığı 756 ton. Şurada iki tane roket var. Katı hal yakıtı yakıyor onlar. Onlar da böyle, ya uçak yakıtının daha da enerjili halini düşünün. O tip bir yakıt bu. Katı hal ama. Katı halde katı roket hızlandı kısılıyoruz bunlara. 1142 ton. Siz toplamda yeryüzünden Kennedy Uzay Merkezi Florida'dan 2008 tonla kalktınız. Amacınız neydi? 7,5 tonu uzaya götürmek. Yani belki de uzaya gitmek insanlığın yaptığı en verimsiz şeylerden bir tanesi. Öyle düşünebilirsin. Yani dünyanın yer çekimsel alanından çıkmak kolay bir şey değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Neyse ben tekrar anonuma geri döneyim. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bu dedektör 2011'in işte Mayıs'ında takıldı. Ve ben o zaman ODTÜ'ye yeni dönmüştüm 2011 yılında. Benim Türkiye'ye geri gelmez yaptığım ilk şey Türkiye'yi bu deneyimin üyesi yapmak. Çünkü bu deneyim yapımında çalıştım ben 4,5 yıl MIT'de. Ve şu anda gördüğünüz üzere 17 ülkenin içinde ODTÜ Türkiye olarak varız. Bu deney nereden kontrol ediliyor derseniz CERN'den kontrol ediliyor. Şu anda öğrencim Çağlar Konak ismiyle vereyim. Şu anda bu kontrol odasında çalışıyor. Gece 11.30'da bitecek shift'i. Vardiya sistemi çalışılıyor. Veri alımı. Biraz önce konuştuk. Ve bu deneyde biz ne yapıyoruz? Bu deneyde biz parçacık fiziği yapıyoruz aslında. Şimdi parçacık fiziğini hepiniz sanırım Türkiye genel olarak CERN projesiyle tanıdı. Ondan önce çok bilinmeyen bir alanda parçacık fiziği. Ve parçacık fiziği alanı aslında kozmik ışınlarla başladı. Yani şu soruyla, yükseklerde radyasyon neden daha fazla? 1912 yılında, şimdi şöyle 1912 yılındaki durumu özetleyeyim ben size. 1912 yılında Merkürler var, onları hatırlarsınız. Ondan sonra basit radyasyon dedektörleri var, çok ileri değil. Ama alfa, beta, gamma'yı biliyorlar. Ama onun dışında şey bilmiyorlar, bu radyasyon nereden geliyor bilmiyorlar. Biliyorlar ki dağlarda, yani işte Alpler'de mesela radyasyon daha fazla. Ne kadar yukarı çıkarsa radyasyon daha fazla. Ama şey bilmiyorlar, acaba bu radyasyon dağlarda daha fazla radyoaktif malzeme olduğundan mı daha fazla, yoksa gökyüzünden mi geliyor onun için mi daha fazla? Onu bilmiyorlar. Dr. Hess 1912 yılında biraz çılgınlık yaparak oksijen tüpsü süren 5500 metreye çıkıyor. Ve yükseldikçe radyasyonun sürekli arttığını buluyor. Tabii şimdi hemen aklınıza gelen soru eminim. Nasıl yani? Biz şimdi üçüncü uçakla daha fazla radyasyon alıyoruz. Evet. Evet, daha fazla radyasyon alıyorsunuz. Ve ismine de alfa, beta, gama var ya. Bunun ismi de kozmik ışın. Hep hani alfa ışını, beta ışını, gama ışını dediğimiz için ona ışın diye devam ediyor. Bunların daha ne olduğunu bilinmiyor henüz. İşte alfanın helyum çekirdeği, beta'nın elektron olduğu bilinmiyor. Bunlara diyor ki kozmik ışınlar diyor. Kozmik, uzay. Kozmik demek uzaydan gelen demek. Evrensel demek kozmik. Bunlar diyor kozmik ışınlar ve bu kozmik radyasyon. Şimdi biliyoruz ki bu parçacıklar aslında ışık hızına çok 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 yakın giden parçacıklar. Çoğu da proton. %90'ı proton mu? Ve benim yaptığım, işte çalıştığım alan bu. Bu radyasyonu çalışıyoruz. Siz nasıl bir ortamdan geçiyorsunuz uçarken derseniz, bu kozmik ışınlar uzaydan gelirken tekil olarak geliyorlar. Sonra atmosferimizin üst tabakalarında
bir nitrojen yağlı oksijen çekirdeği bulduklarını ona çarpıyorlar. Ve karşılarına çıkan. Onu da atıyorlar. Böyle bir milyardo topunun hani ilk vuruşunu düşünün. Onu böyle dandır diye ortaya saçılıyor. Nitrojenin ve oksijenin içindeki protonlar ve nötronlar. Onlar gidip başka parçacıkları çarpıyorlar. Onlar başka parçacıkları çarpıyorlar. Biz buna kozmik yağmur diyoruz. Ve yere doğru yağmurlanıyorlar. Tabii bir süre o yağmurlanma sürecinde parçacıklardan bir kısmı duruyor. Çünkü hava boş değil yani içinde bolca gaz var, gazlı bir ortam. Bir kısmı duruyor, bir kısmı ise yeryüzüne kadar iniyor. Şu anda saniyede içinizden bir tane miyon geçiyor. Miyon isminde bir parçacık var mı duymadınız büyük ihtimalle. Elektronun ağır abisi olarak tanımlayabiliriz miyonu. Çok uzun yaşayan bir parçacık ve şu anda içinizden bir tane geçiyor. Ne kadar radyasyonu alıyorsunuz bu miyonlardan derseniz, doğal olarak aldığınız radyasyonun yaklaşık %30'u bu üç çeşit radyasyon. %70'i ise yedikleriniz, içtiklerinizden. Yani ortam radyasyonu. Yaklaşık %30'u uzaydan geliyor. Tabii ki Himalayalarda yaşıyorsanız daha fazla radyasyon alıyorsunuz. Ne kadar göğe yakınsanız o kadar daha fazla radyasyon alıyorsunuz. Diğer bir önemli kısım, dünyamızın manyetik alanı var. Çok önemli bir alan. Çok önemli bir nokta bu manyetik alan. Çok önemli. Belki hayatın dünyada başlamış olmasının nedeni olabilir. Manyetik alandan dolayı radyasyon, hatırladınız mı? Viraj gibiydi manyetik. Mıknatıslar viraj gibiydi. En başta söylemiştim. Mıknatıs koydunuz mu viraj oluyor bu parçacıklar. Manyetik alan, dünyanın manyetik alanı bu parçacıklara viraj aldırıp parçacıkların çoğunu güney ve kuzey kutbuna yönlendiriyor. Ve şu anda biz eğer manyetik alan olmasa, dünyada manyetik alan olmasa alacağımız radyasyonun %1'ini alıyoruz. Düşünün. Yani o kadar koruyucu bir zırh gibi bir manyetik alan var etkimizde. Dehşet bir şey. Şimdi Mars'ta yok. Mars'ta yok ve Mars'ta yaşam, Mars'a gitme konularının en büyük NASA'yı işte ESA'yı vesaire kafasında artan konu bu. Nasıl olacak da Mars'a kadar gideceğiz? Nasıl olacak da Mars'ta yaşayacağız? Nasıl olacak da insanlık hani değil mi? Kanser, radyasyon eşittir. Kanser yapar nesne yani bir bakıma. Çünkü geliyor, parçacıklar çıkış hızına geçerken sizin DNA'nızı kırıyor. Kırdığı DNA işte mutasyonlar neden oluyor hücrede vesaire vesaire. O kısmına gelmeyeceğim çünkü biyolog değilim. Şimdi benim alanım bu. Ben bu radyasyonu ne için çalışıyorum? Ben bu radyasyonun temel bilimci. Şimdi beni kesseniz kanım temel bilim. Aynen yani temel bilimciyim ben. Hani aslım o. Yani merak ettiğim şey karanlık madde nedir? Karanlık maddenin ne işi var bu evrende? Ne işi yok diyor. Bu parçacıklardan bazıları karanlık maddenin bozuşmasından geliyor olabilir mi? Evrenin içinde karşıt madde var mı? Varsa nerede bu karşıt madde? Çünkü sonraki diğer deneylerde karşıt maddeyle antimaddenin aynı göründüğünü öğrendik. Yani siz karşıt madde olsanız ışık sizinle aynı etkileşiyor. Farklı etkileşmiyor. Onun için orada gördüğümüz, şurada gördüğümüz, şu fotoğrafta gördüğümüz bazı galaksiler karşıt madde olabilir. Ben bilmem onu. Bilemeyeceğim yani. Karşıt maddenin görüntüsü normal maddeyle aynıymış. Onu öğrendik. O zaman ama var mı? Yani hatırlarsınız manyetik alanım var uzayda. Hani hangi tarafı, ters tarafa kırılacak. Proton bu tarafa kırılırken antiproton öbür tarafa kırılıyor. Bu tip şeylerle uğraşıyorum. Fakat bir yandan da tabii Türkiye'nin gerçekleri var. Türkiye'nin gerçekleri diyor ki tamam temel bilimini yap ama kayıda köşede yap. Sen asıl sanayiye, işte ülkenin teknolojisine faydalı bir iş yap. Söylenmiyorum, yanlış açıklamayayım kendimi. Yanlış şey yapmayayım. Mutluyum, yaptığım işten de mutluyum ama hani damarlarımdaki kan temel bilimdir. Ha, ama ellerim sanayiye çalışıyor. Size öyle söyleyeyim. Bu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Sarayköy Nükleer Araştırmalar Merkezi. Ankara'yı bilenler için Tayyip'e yakın diye tanımlayabilirim. Kazan ilçesinde. Özür dilerim. Kahraman Kazan oldu şimdi ismi. Proton hızlandırıcı merkezi burası. Türkiye'nin ilk proton hızlandırıcı merkezi. Burası 30 MeV'lik protonlar üreten bir merkez. Şimdi 30 MeV'lik protonları neden üretiyor derseniz, amaç buradaki radyo farmasötik üretimi. Diyeceksiniz bu anla, hiçbir anlamı yok.
Radyo farmasötik denilen bir şey var. Açıklayacağım. Radyo farmasötik, hani tomografi çektir biliyorsunuz, tomografi duydunuz. Bir de ilaçlı tomografi var. Duydunuz mu onu? Ha, herkes duymuş, iyi. İlaçlı tomografide vücudunuza verdikleri bir ilaç var. Bu ilaç aslında radyoaktif bazı malzemeler. Ve o malzemeler gidip belli bir organınızdan emildiği zaman daha fazla o organın tomografide daha iyi görünmesini sağlıyor. Yani renkli kelimesi aslında orada o emilimden dolayı oluşan bir fark. Evet. Bu radyofarmasik ilaçların tabii Türkiye'de üretimi çok önemli. Neden? Yarılanma ömürleri var radyoaktif malzemelerin. Yurt dışından gelmesi zaman alıyor. Türkiye'de üretince daha aktif ilacı daha fazla olan ve insan vücudunda ne kadar da yani dozu düşürebiliyorsunuz. Dozu düşürürseniz daha faydalı. Aynı zamanda dozu düşürünce daha az zarar vermiş oluyorsunuz vücuda. Bir bakıma sonuç olarak zararlı ilaçlar bunlar ama hani beyin travması geçirdiyseniz o noktada ölümle savaşıyorsunuz. Kimse sizin kaç doz aldığınıza bakmıyor. Öyle diyelim. Şimdi benim şeyim bu değil. Benim yaptığım şey bu değil. Burada proton hızlandırıcı tesisinde büyük bir tane Ar-Ge odası var. Gelin göstereyim. Şu hızlandırıcı ortada. Bu hızlandırıcıdan çıkan parçacıklar 1, 2, 3 kola radyofarmasötik üretimi için gidiyorlar. Bir tane de burada bir kol var. Bu kola ise Ar-Ge için gidiyorlar. Ar-Ge. Neyin Ar-Ge'si derseniz, bizim yaptığımız şey, yani uzaydaki parçacıklar bilgisi başka bir açıdan da önemli. Hangi açıdan önemli? Bu radyasyonun içinden Türkiye'nin ürettiği uydular da geçiyor. Göktürk'ü biliyorsunuz, Göktürk 2, Göktürk 1, Göktürk 3. TÜRSAT'lar var, belki duymuşsunuz. TÜRSAT 6A şu anda yapım aşamasında. Ve Türkiye'nin en önemli bence uydusu olacak benim gözümde tabii. Deneysel uydu çünkü. Yani Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojileri deneyeceği uydu, İmece uydusu. Adı üstünde İmece usulü yapılan bir uydu. Böyle Gazi Üniversitesi var, Marmara Araştırmalar Merkezi var, Enerji Enstitüsü var, farklı farklı enstitüler, ODTÜ var. Hepimiz ortaya bir uydu. Yani böyle farklı paydaşlar, farklı bileşenler üretip sonra TÜBİTAK uzayın onları entegre etmesi sonucunda ortaya çıkacak İmece usulü bir uydu. Adı da İmece. Şimdi İmece uydusunun altında ben bir proje aldım. İmece için geliştirilen güneş panelleri, bataryaların ve MLI battaniyenin yani uydunun dışına koyulan o uzaydaki mikro meteoritlerden koruyacak olan battaniyenin radyasyon testlerini yapmak için. Şimdi radyasyon var uzayda. Diğer tarafta sizin cep telefonunuzu uzaya yollasak topu topu en iyi ihtimalle bir ay çalışıyor. Çoğunlukla bir gün, iki gün. Yani normal elektronikler, işte şu kameranın içindeki, cep telefonunuzdaki, arabanızı yöneten bilgisayardaki yahut da bilgisayarınız. Bütün bu elektronikler radyasyona dayanıklı değil. Hatta nadiren biliyorsunuz cep telefonunuz böyle kafayı yer değil mi? Herkesin başına gelmiştir. Onun bazıları da uzaydan gelen bu parçacıklardan dolayı. Tamam mı? Yani bunun da bir ihtimali var. Hani başka ihtimaller de var tabii. İşte orada ama bu ihtimal de var. Şimdi uzaydan gelen bu parçacıklar yapabiliyorsa uzayda daha fazla var dediğim gibi. O zaman sizin onları uzaya yollamadan önce ki hatırlatırım size uzaya gitmek pahalı bir işti. Büyük bir işti, yüklü bir işti, zor bir işti. Bir şeyleri uzaya yollamadan önce sizin onların buna burada yeryüzünde test etmeniz lazım. Bu radyasyona dayanabileceğinden eminseniz uzaya yollamanın mantığı var. Yoksa uzaya yollamanın mantığı o kadar, değil mi? Kilogram, bir kilogram başına kaç kilogram yakıt yakıyorsunuz. Ona ihtiyacınız yok. İşte bana yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'nin uzay camiası diyelim, benden bu testleri yapmam için bir laboratuvar kurmamı istedi. Uzayda da şans eseri 30 emivili protonlar çok yaygın. Şans eseri bizim de o arada 30 emivilik bir proton hızlandırıcımız açıldı. Böyle insan hani şey görür ya, tamam dedim, bu iş olur, bu işi yaparız. Ama şimdi burada çıkan, bu hızlandırıcıda çıkan protonlar böyle saç teliniz kadar incecik. Önüne bir tane radyasyon test etmek istediğiniz kart koydunuz mu, o incecik demet geliyor radyasyonun. O kartın üzerinde bir minicik bir delik açıyor, gidiyor. Ne yapmanız lazım? O radyasyonu o karta tümüyle yaymanız lazım.
bir A4 kağıdı boyutuna genişletmeniz lazım. Nelerle yapıyoruz tahmin edebilir misiniz? Mıknatıslarla. Artık öğrenmiş olmanız lazım değil mi? Parçacıkları bükmenin, yönetmenin yolu mıknatıslar. Mıknatıslarla yapıyoruz, açıyoruz, büküyoruz. Akı çok yüksek, bir de buradaki tesis radyofarmasilik üretimi olduğu için parçacıkların sayısı çok yüksek, fazla parçacık var. Uzaydaki radyasyonun mantığı, yani o seviyeyi indirmemiz lazım. Onun için, yani bilmek isteyenler için hani tam olarak demet genişliği küçük, akı değeri yüksek. Demeti genişletmek için 4 kutuplu mıknatıslar kullanıyoruz. Proton akısını düşürmek için de ince saçılmalı filmler ve kolimatörler kullanıyoruz. Bunlar biraz teknik biliyorum. Şu andaki son teknik çizimimiz bu. Kurmaya başladık. Kalkınma Bakanlığı'ndan 6,5 milyon desteğimiz var. Projemde 15 kişi çalışıyor. 6 tane mühendisim var. Ondan sonra 2 tane teknikerim, diğerleri de yine fizikçi. Ve bu demet hattı, 10 metrelik demet hattını şu anda kuruyoruz. Bu da kurum aşaması. Mıknatıslarımız geldi. Şu anda evet kurumuna başladık. Burada ben çok gurur duyduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Bu ilk iki mıknatısı yurt dışından off the shelf, yani hazır aldık. Çünkü standart. Ama üçüncü mıknatısımız çok büyük. Şurada görebilirsiniz. O biraz önce gösterdiğim mıknatıslar şunlar. Yaklaşık tanesi 500 kilogram. Bu bir tonu aşıyor. Onun için öyle gidip de hali hazırda mıknatıs üreten şirketlere bir tane ver diyemiyorsun. O da hazır, o da özel olarak üretecek. Onun için pahalı olacak. Diğer ikisi, ilk ikisini yurt dışına almak mantıklı değil çünkü seri üretimde. Seri üretimde olduğu için Türkiye'de yaptırsanız fiyat avantajı zaten olmayacak. Ama üçüncüsü için geçen cuma günü öncelikle ilk kez Türkiye'de dört kutuplu hızlandırıcı mıknatıs tasarımını yaptık, bitirdik. 3 tane şirkete teknoloji transferi yaptık CERN'den. Bu biraz sonra göstereceğim. Bu aynı zamanda bir CERN projesi. Ve geçen hafta ihaleyi yaptık. Bir şirket İzmit'te, Sönmez Trafo diye bir şirket, ilk kez Türkiye'nin hızlandırıcı mıknatısını üretecek. Ve biz CERN projesi, aynı zamanda bir CERN projesi olduğumuz için bundan sonra Avrupa'daki ihalelere de girebilecek. Ondan sonra dediğim gibi biraz önce CERN asosiye üyeliği bizim için çok önemli. Belki hatırlarsınız buradaki fotoğraftaki birkaç kişiyi. Bir tanesi Taner Bey, Taner Yıldız, diğeri TAEK Başkanı Zafer Alper Bey. 12 Mayıs 2014 yılında CERN'e asosiye üyelik, yani tam üyelik değil, %10'luk üyelik anlaşması imzalandı. Ve hatta İsmail Bostus'un hocam arkada, Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilim Araştırma Merkezi Müdürü, kendisi o gün de oradaydı. Ama hocam siz yoksunuz o fotoğrafta, sizin de olduğunuz bir fotoğraf koysaydın keşke. Bolca var aslında İsmail Hoca'lı fotoğraf. Ve ondan sonra da meclisten 2015'in Mayıs ayında geçti, kanunlaştı. Ve biz de Ağustos 2015'te başlayarak bu proje, bu asosiye üyelik altında Türkiye'ye teknoloji transferi, bilgi transferi yapılan ilk proje olduk. Aynı zamanda sonra, yani Kalkınma Bakanlığı projesiyiz. Ve CERN'de de kabul olduk, CERN projesiyiz. Onun için böyle bir güzel avantajımız var. Çok teşekkür ederim.